Evet arkadaşlar, Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Brown Thrash makinesi, sakal için kullanılan, nasıldır onu tanıtacağız. Biraz sakal bıraktık, 2 günlük bir sakal diyebiliriz ya da 2,5 günlük. Performansı nedir ne değildir onu göstermeye çalışacağız. Her videonun başında ve sonunda belirttiğimiz gibi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Uygun üslup altında bize yorum yapabilirsiniz. Bildiklerimizi sizlerle paylaşmaya, bilmediklerimizi de bilen arkadaşların yorumlarıyla öğrenebilirsiniz. Geçelim ürünümüze. Ürünümüz Brown'un 3010S. Şuradan göstermeye çalışalım. Modeli piyasada 500-600 liraya satılıyor. Size özellikle bir kutu açılımı yapmayacağım. Kutunun içerisinden ne çıkıyor? Bir şarj cihazı çıkıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi Brown. Şu şekilde kafası, koruyucu kapak, artı bir tane fırçası çıkıyor. Şurada görmüş olduğunuz 3 bıçak teknolojisi var. Şunlar hareketli. Şu sabit, şu da bıçak. Şurada görmüş olduğunuz gibi 3. bıçağımız. Çıkartmak istersek şu şekilde çıkartıyorsunuz. 3 tane motor var. Bunun sözde hızlı şarj özelliği var. Normalde 8 saatlik şarjda 1 saat tıraş edebiliyor. Ya da 1 saatlik tıraşta 5 dakika tıraş yapabiliyor diye belirtmişlerdi. Yanlış bilgi olabilir. Şurada görmüş olduğunuz pil seviye göstergesi var. Yanıp yanıp sönen çalışırken. Şu altında da pil bittiği zaman göstergesi yanıyor. Islak kuru olarak kullanabiliyorsunuz. Jelli köpükle kullanabiliyorsunuz. Ama performansı nedir ne değildir tam olarak bilmiyorum. Şurada görmüş olduğunuz kafamız var bıçakla beraber. Şu görmüş olduklarınız bıçak. Şu içerideki katmanlar bıçak olarak gidiyor. Tıraşımızı onlar sağlıyor. Şimdi kafamızı söküp çıkartmak, takmak basit. Böyle gösterelim. Tek elde de takabiliyorsunuz. Çalışma sesini duyun. Şimdi gelelim. Yani çok teferruata gerek yok. Sakal performansı nedir? Rahat kesiyor mu, kesmiyor mu? Ona bakalım. Bu Philips'in 3 bıçaklı olan versiyonu vardı. Onlar tam almıyor falan diyorlardı. Bu çek bıraklar daha iyi söylüyorlardı. Niyetimiz bundan anlattı. Bakalım. Performansı nasıl? Ve suratınızı ne kadar süre tıraş ediyorsunuz ona göre.
Burada yarım kalan yerler var. Tekrar geçelim bakalım. Sakalın ters yönü yaparsanız daha da alır. Bunda ekstra şurada bıçak, kesinlikle şurada yok. Bu yan şeyleri düzeltmek için saçı favorayı düzeltmek için. Hani öyle bir şey beklemeyin, sadece makine. Bundan sonra bir de jilet testi yaparız. Bakalım jilet gibi alıyor mu almıyor mu, onu görürüz mü? Altan WhatsApp'tan da bildirim geliyor. Yönetmeye çok sorduğu soru çene altı. Şimdi kalan yerler var. Yuvarlak yuvarlak gönderiyoruz bakalım. Nereden alırsa. Şimdi son tuşlara geçelim. Ondan sonra fikrimizi söyleyelim. Elimizi sürdüğümüz zaman kayıyor. Ama sanki siyahlık varmış gibi görünüyor tende. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Sanki cevap verseniz duyacağım, kusura bakmayın. Yorum olarak belirtirsiniz. En son bir jilet performansını yaparız. Sakalın üzerinden bir de jilet de keser, geçeriz. Çıkan kılları falan göstermeye çalışırız size. Yani parasını hak ediyor mu, hak etmiyor mu, ona bakarsınız. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunu en son bir suyun altına tutup yıkayacağız zaten. Hani kafanızda şey de kalmasın. Yıkanabiliyor mu, su geçiriyor mu, geçirmiyor mu şeklinde. Şimdi ıslak olduğu zaman çok böyle randamanlı almıyor gibi hissettim. Suratta yanma olursa diye sorarsanız, benim ten biraz hassas. Normalde kızarması gerekiyor. Çok böyle bir kızarıklık falan yok. Bazen de sanki hani buralarda fişten şu anda bir yanma var. Buraları çok bastırdık herhalde. Şurada kıllar var görünüyor. Böyle dudak kısmının üstünden geçerken de kayıyor, pürüzsüz gibi görünüyor. Ama nasıl anlatsam size. Bazen hani dudak buçuk çıkmaya başladığı zaman bir yanma, bir yankı olur ya. Öyle bir şekilde bir yanma hissediyorsunuz. O hani bir saate falan geçiyor. Şimdi son kontrollerimizi kamerayı bıraktıktan sonra geçeyim. Ona göre yapalım. Çıkan kılları da lavabo üzerine zaten yıkamadım. Göstereyim. Hani ne kadar kesiyor. Randımanlı mı kesiyor, kesmiyor. Onu görürsünüz. Yani yorumlarda belirtirsiniz. Evet. Şu anda şöyle yakından göstermeye çalışayım. 2 gün
şimdilik çıkan sakal görünen bu. Şunu da yıkayalım. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız da burada. Şimdi bunun ayrı ayrı kuruması için kenara koyacağız. Şey yapmasın. Herhalde paslanmaz çelik kullanıyorlar ya da farklı bir materyal. Paslanacağını düşünmüyorum. Suratım biraz kızardı. Ama onun dışında pürüzsüz gibi görünüyor. Yani eli gezdirdiğimizde herhangi bir sakal parçası gelmedi. Cileti alalım. Sıfır gibi kesmesi de iş yapar. Şöyle şey yapalım. Kusura bakmayın daha mı çekti. Tamamen sizler için yapılan bir olay. Hiçbir kanalda böyle bir şey göremeyebilirsiniz. Şimdi sakalımız tıraşımız olduk. Videomuzun sonuna gelelim. İş yapar mı? Yapar. Parasını hak ediyor mu? Ucuz yolda bulabilirsiniz. Sizin için daha mantıklı olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Kafanıza dediğim gibi takılan soruları sorabilirsiniz. Bu Philips'in bir şeyi vardı, ucu bıçaklısı vardı. Millet ondan şikayetçiydi. İşte çene altında kıllar kalıyor şeklinde, zor oluyor. İşte tam almıyor şeklinde. Bir fırsat bulursak bir de onun da testini yapmaya çalışacağız. Görüşmek üzere.